24 tane iyi akşamlar. FM 24 Özel'e hoş geldiniz. Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir dönem yaşanıyor. Tarihi çünkü Türkiye yeni sistemine karar verecek. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine. Başbakanın olmadığı, icranın başının da Cumhurbaşkanı olduğu bir sistem. Yani bir başkanlık modeline. İlk gün tartışmalı geçti ama çok fazla gerginlik çok fazla kavga yoktu. Fakat meclis yaklaşık 15 gün boyunca bu tempoda bu teklif için çalışacak. Peki ama bu teklifte ne var? Ne oluyor? Ve özellikle CHP'nin çok neden sert tepkisi var? bunu konuşacağız çok önemli bir isimle. Cumhurbaşkanı baş danışmanı İlnur Çevik... hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlnur Çevik aynı zamanda duayen bir gazeteci ve bu konularda iyi bilen bir isim. şimdi İlnur Bey önce eee Meclis Genel Kurulu'nun ilk günü tarihi bir dönem. Türkiye bir yeni bir faza geçiyor. Siz de tarihi bir süreç olduğunu kabul ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? E tabii çünkü yani Türkiye başkanlık sistemine geçiyor esasında Türkiye bir müddettir başkanlık sisteminde geçti bile ee, yani ne zaman ki biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızı e, Cumhurbaşkanı seçtik o günden beri zaten değişim başladı Türkiye'de e, çünkü seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var halk tarafından Halkın... e, doğrudan seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var bugüne kadar hep meclis seçerdi onun için de Cumhurbaşkanı yetkileri çok büyük olmasına rağmen, bayağı bir geniş bir yetkilere sahip olmasına rağmen ki darbecilerin yetkileriydi o. Darbeci, cuntacı bir generalin kendine Cumhurbaşkanı yapıp Kenan Evren'in ondan sonra da yetkileri üstünde toplamasıydı ve sivil yönetimi de ben bu şekilde kontrol ederim e, şeklindeki bir yönetim tarzıydı. Şimdi ama ondan sonra Sivil Cumhurbaşkanlarına geçti bu yetkiler. Onlar fazla kullanamadı çünkü öbürünün arkasında ordu vardı. Yani Kenan Evren'in arkasında He. darbe yapmış bir ordu vardı. Ona güveniyordu. Kim hesap soracak? Kim hesap soracak? Ama ondan sonra e, işte Turgut Özal geldi. Daha sonra Demirel geldi. E, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül. Ama bunların hepsi yine meclis tarafından seçildiği için o yetkileri kullanmak pek de istemediler çünkü halkın verdiği bir e, güç yoktu arkalarında. Güç yok. e, partileri de oradaydı evet iktidardaydı ama e, yine de bir işte seçilmiş meclis tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanının e, ezikliği vardı bir nevi. Ama burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız 52 oyla seçilince ve ilk turda bakın. E, meclis aritmeti e, yani aritmetiğe göre ilk turda seçilmek %52 ile demek gerçek bir korkunç bir e, seçmenin arkasında Abi. bulunan Cumhurbaşkanı demek. İkinci turda bazen zoraki vermek zorunda kalıyor insanlar. Çünkü birinci turda e, ilk iki sırayı alan kişiler matematiksel ondan sonra zaten birisi yüzde %50'nin üstünde alacak. birini tercih Öbürü zorlama. Zorlamayla alıyor ama yüzde %50'yi. Bu halkın iradesiyle yüzde 52 oldu mu, direkt iradesiyle o zaman e, güçlü bir cumhurbaşkanı var, halk tarafından e, gümbür gümbür oraya getirmiş bir cumhurbaşkanı var. O cumhurbaşkanı döndü dedi ki ben halktan aldığım için bu yetkileri ben o yetkileri sonuna kadar kullanacağım. E, bu sisteme ne diyeceğiz İnur Bey? Bu sistem... E, yani adı Cumhurbaşkanlığı sistemi ama tekabül ettiği yer siz sistemi. daha iyi bilirsiniz. Başkanlık sistemi. Amerika'yı da iyi çünkü biliyorsunuz. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı sistemine Sayın Bahçeli başkanlık demek istemediği için bir nevi koydular oraya. Sayın Bahçeli kendisini Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha rahat hissetti. E, tamamen bir başkanlık sistemi de değil. Türk usulü bir başkanlık sistemi. Alatürk oldu biraz ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu anayasanın tamamen kökten yeniden yazılmasını istiyordu. Ama MHP o yeniden bir anayasaya MHP destek vermiş de çıkarmış imajı vermemek için elimizde olan anayasayı tadilat yapılarak, düzeltilerek, onarılarak bir başkanlık sistemi getirilmesini istedi. Onun da adına cumhurbaşkanlığı sistemi dedi. Yani ama İngilizcede cumhurbaşkanlığı sisteminin bir ...karşılığı yok çünkü presidential sistem evet. denir presidential sistem denir İngilizce'de cumhurbaşkanlığı sisteminde de biz şimdi gazetelerimizde değil isabetmesi mesela presidential sistem yazıyoruz. Evet. Başkanlık sistemi yani dostum. O cumhurun yani, başkanı. Evet o cumhurun başkanı ama işte Sayın Bahçeli kendisini MHP kendisini daha rahat hissetti bu jargonla bu değişle cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Ve iyi de oldu. Şöyle iyi oldu. Şimdi bu anayasa e, AK Parti kendi başına hazırlamış olsaydı başka türlü olacaktı. Ve bir zorlamayla da geçirebilirdi belki. 330 oydu bir türlü bulabilirdi. Ama burada MHP'nin olumlu katkıları şöyle oldu. Bu doğru değildir diye diretti mesela MHP. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bunu istişare edip o maddeleri onun ...MHP'nin isteği doğrultusunda değiştirdiler. Yani AK Parti... ...illa bu böyle olacak demedi. Cumhurbaşkanımız illa bu böyle olacak demedi. Ve... ...bazı değişiklikler yapıldı ki biliyorsun... ...21 maddeydi, 18 evet. maddeye düştü. Bazı maddelerin de içinde değişiklikler oldu. Ve böylelikle... E, ...Cumhurbaşkanı... E, ...Sayın Erdoğan... ...ve e, AK Parti... E, rahat hareket edebileceğini, bahçelinin isteklerine de karşıladıklarını gösterdiler. Böylelikle muhalefetin en azından MHP muhalefetinin katkısıyla hazırlanmış bir anayasa. Ya yani ortak akıl mekanizmasıyla evet. konsensüs e, alanı da genişledi. AK Parti şunu diyordu. E CHP de gelsin, o da söylesin. Biz hayır demiyoruz gerçeğe. CHP de gelsin. Onun dediklerine göre de biz bunu uydurabiliriz bizim bazen belki çok ters düşer bazı şeyler ama demokrasidir bu halkın çoğunluğunun desteğiyle bir anayasa hazırlanacaksa buna da evet deriz dediler ama CHP her şeyi istemezlik istemezlik dediği için hiçbir şey olmadı niye bu kadar meseleyi peki sert tartışmayı tercih ediyor bir grup yani mesela Kemal Bey en son dedi ki Evet diyen ve destekleyenler ihanet içinde dedi. Sonra bir tık daha yukarı çıktı ve dedi ki biz buradan geçirmeyeceğiz. Bedel ödeyecekse benim vekillerim ödeyecek. Ee, önce bizim vekillerimiz bedel ödeyecek. Buradan geçmeyecek ee, çünkü bu bir rejim değişikliğidir dedi. Biz rejimin sigortasıyız dedi. Neden bu kadar e, sert? Şimdi e, burada e, sert çünkü başka yapacak bir şey yok. Şimdi burada kendisine her şeye hayır deme ihtiyacı hissediyor. Bir katkıda bulunamıyor. Çünkü CHP bulamayacağı bir katkı da yok. Eğer CHP bir katkıda bulunabilmiş olsaydı zaten iktidar alternatifi olurdu Türkiye'de. Bir türlü kendisini aşıp da bir iktidar alternatifi olan bir parti haline getiremedi CHP. Kılıçdaroğlu da bunu yapamadı. Birazcık işte eee 15 Temmuz'dan sonra Yeni Kapı ruhuyla işte bir e, külliyeye gelip Cumhurbaşkanımızla görüşerek MHP lideri ve Sayın Başbakanımız Yıldırım'la bir araya gelerek bir ruh oluşturduğu sanıldı. Ama hemen arkasını döndü. E, Barolar Birliği aynı şeyi yaptı. E, mahalle baskısı vardı CHP'nin de Barolar Birliği'nin üstünde. Bunlar vazcaydılar resmen yani. E, 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 peki bu mesela Cumhurbaşkanlığı Kurumu dediğimiz şeyi böyle siyasetten ısrarla ayrı tutma gibi bir mantalite var. E, efendim o çok ayrı bir yerde işte partiler üstü. E, aman amana onu oraya bulaştırmayalım. Tabii. Niye böyle? Yani, yani saçma çünkü. Niye orayı mesela eğer canlı siz tutmak? halka Cumhurbaşkanını seçtiriyorsanız ...o yapmaya çalıştığınız iş zaten tutmaz. O zaman başından Cumhurbaşkanı'nı halka seçtirmeyecektiniz. Eğer halka seç, Şimdi bugüne kadar Cumhurbaşkanı hep hakem... ...işte e, misafir sanatçı kenarda otursun... ...askerle e, hükümetin arasını bulsun... E, ...kriz zamanlarında işte hakem gibi davransın... ...böyle bir Cumhurbaşkanı tiplemesi vardı Türkiye'de ve... Önüne gelen her şeyi de onaylasın işte. Ede iktidar partisinin üyesi ise e, maraza da çıkarmasın, mesele de olmasın, böyle gitsin. Böyle değil. Cumhurbaşkanı şimdi halk direkt seçtiği zaman zaten e, diz boyu siyasetin içinde. Ha, değil mi? Tabii. şimdi değil. Yani, Beş yılda bir siz, alana çıkacak hesap verecek. E, Tabi yani şimdi cumhurbaşkanını bir seçtiğimiz zaman halkımız yarın cumhurbaşkanına hesap soracak eğer Cumhurbaşkanımız başarılıysa bir beş dönem daha seçecek. Eğer başarısızsa başka birisini seçecek. Yani burada Cumhurbaşkanı hesap verecek. Bizim Cumhurbaşkanımız da diyor ki yahu öyle bir sistem var ki ben sorumsuzum. Yetkiliyim ve sorumsuzum. Evet. Böyle bir Cumhurbaşkanlığı olmaz. Diyor ki ben hesap vereceksem tamam halkın vicdanında oy sandığında hesap vereceğim. Ama aynı zamanda meclise karşı da sorumlu olmam lazım. Yani Meclisin de karşısında hesap verebilir durumda olmam lazım. E şimdi e, Cumhurbaşkanı diyor ki ben hesap verebilir bir cumhurbaşkanı olayım. Onlar da tutuyorlar CHP'ler. Hayır hayır olmaz. E, sen e, böyle bir şey yapamazsın. O, o zaman rejim değişir. Rejimin nesi değişecek? Rejim cumhuriyet rejimidir. Cumhur halktır. Halk karar verir. Bu rejimin adı cumhuriyet. E, peki Atatürk seçildiği zaman... ...başka türlü mü seçiliyordu? Ee, İsmet İnönü seçildiği zaman... ...başka türlü mü seçildi? Celal Bayar seçildiği zaman... ...başka türlü mü seçildi? Yani bunların hepsi... ...bu yöntemlerle seçildiler ve... ...tek lider oldular. Ee, ve CHP'nin de başındaydı bu kişiler. Öbürde Demokrat Parti'nin başındaydı... ...rahmetli Celal Bayar... ...rahmetli Atatürk... ...rahmetli İnönü. Şimdi bunlar hepsi partilerin başında olan insanlardı. Burada... Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, ben partimden kopuk olmak istemiyorum." Çünkü cumhurbaşkanı eğer bir siyasi kişilikse ki öyledir. Demirel de öyleydi. Bakın çok büyük sıkıntılar yaşadı Türkiye. Eğer rahmetli Özal partisinde kalabilseydi cumhurbaşkanlığından sonra ANAP esasında iyi bir partiydi ve Türkiye'nin bir AK Parti'nin daha e, değişik bir versiyonuydu. Daha, AK Parti ondan yani. daha mükemmel bir parti ama yani ANAP'da e, yeni Türkiye'nin partisi olabilecek bir partiydi. Ama e, Rahmetli Özal başından gittiği zaman parti darmadağın oldu. Çünkü fikir babası başından gitti. Ve halkın e, teveccühünü kazanmış insan başından gitti. E, o Mesela öbür'ün doğru yolda da Demirel. Demirel ayrıldı. Doğru yolda perperişan oldu. E, gerekir miydi? Onlar kalsaydı o işin başında. E partileri de bu kadar sıkıntıya girmeseydi. Bir de yani mesela hani Cumhurbaşkanı olduğu, seçildi hemen tak diye tamam partili ilişkini kes. Değil Mesela duygusal olarak kesebiliyor mu? Siz danışmanlık da yaptınız Hayır, çünkü. Hayır kesemez. Mesela kes... Sayın Demirel kesebildi mi? Hayır kesemez. E, onlar da kesemediler. Rahmetli Özal da kesemedi. Hiçbiri kesemedi. Aksine öbürlerinin ki zorlama olmaya başladı. Mesela rahmetli Özal kesemedi ama devamlı partisini dikte ettiriyordu bir şeyleri. Ve diyorlardı ki sen tarafsız cumhurbaşkanısın sen nasıl karışırsın buraya? İşte yeminim var bilmem ne var. Şimdi efendim bunları artık Türkiye aşmak durumundaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki partili bir cumhurbaşkanı olsun burada. Güzel. Ama esas esas meselenin özü iktidar Türkiye'de bir tek elde toplansın. Yani şöyle bir tek elde e, koalisyonlar dönemi bitsin artık bir, evet. Cumhurbaşkanı seçtiğiniz zaman Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak hükümetini kuruyor. Ve o hükümet tek bir şey ideolojiyi temsil ediyor. Tek bir fikri temsil ediyor. Böyle çorba gibi 3-4 e, partinin ...işte çekişmeleriyle... E, ...perperişan... ...olan bir hükümet değil. Koalisyonlar böyle koalisyonlar. Ama burada bir istikrar geliyor... ...bir kere yönetime. Ondan sonra mecliste... ...bunları denetleyecek olan... ...teşkilat oluyor. Ama bakın... enteresan bir şey var. Şimdi ben... ...bu CHP niye buna karşı çıkıyor... ...onu da katiyetten anlamış değilim. Şimdi... ...meclis ikinci plana düşmüyor. Ama bundan sonra... Şöyle bir şey var. Mesela seçimlerde, meclisin seçimlerinde iktidarı seçmeyeceğin için halk olarak çok daha rahat hareket edebileceksin. Mesela e, AK Parti e, gerçekten bir risk alıyor burada. CHP'liler onu anlamıyorlar. Şimdi biz bazen halk olarak ne diyorduk AK Parti için? Ya bu AK Parti'ye verelim biz oyumuzu. MHP'li de olsak hatta biraz CHP'li de olsak. Ya bu Ak Parti'ye verelim... Bunlar hükümette kalsınlar, istikrar olsun ülkede, değil mi? Evet. E, bir Kasım'da bu böyle olmadı mı? Kesinlikle. Hele e, e, ölümü gördükten sonra dedik ki aman bunlar gitmesin. Herkes döndü. Ak Parti oyunu verdim, verdim. E, ama böyle bir sistemde kimsenin aman bunlar iktidardan gitmesin diye Ak Parti oyunu vereceği yok. Ak Parti ile Ak Parti'ye verecek. E beğeniyorsa fikirlerini CHP'li de AK Parti'ye verecek. Ama bazen bazı AK Partiler ya bu CHP'nin mesela asgari ücret konusunda çok güzel şeyler söylemişti deyip birkaç tanesi belki CHP'ye verecek. MHP'liler aman AK Parti'yi kurtaralım diye kendi partilerini bırakıp belki AK Parti'ye vermeyecekler. Ve böylelikle bir meclis kompozisyonu ortaya çıkacak. Ve çok daha e, balans ayarı olan belki e, daha tartışmalı bir meclis olacak ama sağlıklı bir meclis olacak. Peki e, CHP e, niye CHP bu kadar yani, direniyor? Böyle Bey, bir kadar direniyor? Yani bunu niye bu kadar e, hani tırnak içinde bir ölüm kalım savaşına döndürdü CHP? Yani tamam hani siyasetten belki kendine bir alan buldu onun üzerine e, hani bir şekilde te, tepiniyor ama e, mesele bu kadar da değil. Yani o şiddetle itiraz etmenin arkasında bir tarihsel plan mı var, uzun vadede parti ayakta tutamama meselesi mi var? Şimdi şöyle, e, bunu iki şey, iki türlü bakmak lazım. Bir ta, bir tarafı e, bugüne kadar eğer CHP'nin aldığı kararlara bakarsanız zaten bir mantık aramak biraz zor. Yani adamlar her şeye hayır diyorlar ve yani evet denilecek her şeye de hayır diyorlar. Ve illa e, siyah görüp hayır bu aktır diye bar bar bağırabiliyorlar. Veya akı görüp bu siyahtır diye bar, bar bağırabiliyorlar. Yani, ve e, onlar için bir mantık yok. Bir böyleleri var. Bir de maalesef dışarıdan organize edilen e, bir dış proje olarak CHP'lilere e, zorla kabul ettirtilen belki, belki korkuyla kabul ettirtilen Mesela adama diyorlar ki bak biz seni Karadeniz dağlarında vururduk. Aklını başına topla. Bizim projemize taş koyma diyenler de var. Çünkü Yani ve, siyaseten itiraza zorlama e, 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 değil şimdi mi? Şimdi bazı söylemlerine bakıyorsunuz CHP'nin ve bazı davranışlarına bakıyorsunuz. HDP'den de ötedi. Yani bir bakıyorsunuz PKK yandaşı oluyor. Bir bakıyorsunuz Fethullah Gülen... Terör örgütü FETÖ yandaşı oluyor. FETÖ'ye destek çıkmaya devam ediyor. Ya ülkede darbe yapmaya kalkmış adamlar. Siz de sözde e, sokaklara çıkın arkadaşlar demişsiniz e, rejimi kurtarmak için. Rejim oydu. Kurtulması gereken rejim oydu. E, rejimde bir değişiklik yok. Aksine şu anda rejim sağlam gidiyor. Çünkü halkın sırtında bir rejim bu. Halkın kendi... E, rejimine sahip çıktığı bir rejim bu 15 Temmuz'da. Yani CHP orada da hata ediyor. Rejim belli ve halk ona sahip çıktı. Sahip çıktı. Ve çok değerli bir rejim haline geldi. Çünkü ilk defa dünyada tanklara karşı bir halk rejimine sahip çıktı. Rejimdir. Yalnız hükümetine sahip çıkmadı. Yaşama e, düzenine, o hükümete, o meclise rejimine cumhurbaşkanına sahip çıktı. Yoksa... Yani orada zaten bir şekilde mesele test edildi diyorsunuz. Evet test edildi. Ee, o yüzden de hani burada yani başka bir şey anlamı yok. Babası oldu orada. Yani en, en büyük referandum oldu. Silahların kustuğu halk tercihini yine demokrasiyi rejimi korumakta buldu. Yani düşünün bundan daha büyük referandum ee, olur mu? niye peki mesele niye mesela daha çok ve, e, Sayın Erdoğan üzerinden yürüyor İnur Bey. Çünkü Sayın Erdoğan Türkiye'de yani karşı tezi geliştirenler de Erdoğan üzerinden tartışmayı evet, yürütüyor. Evet çünkü çünkü e, Yeni Türkiye eşittir Erdoğan. Yeni Türkiye ne? Demokratik bir Türkiye. E, ileriye giden bir Türkiye. E, dini hassasiyetleri olan ve siyasetinde dini hassasiyetlerini aksettiren bir Türkiye. Ne demek istiyorum onda? Mesela biz 3 milyon Suriyeli'ye kucak açtık. Niye? Çünkü dinimiz e, muhacirlerle ensar fikrini bize empoze etti. Dinimiz dedi ki doğru iş bu. E, ileride e, eğer darbe mesela, darbe biz bütün dünya bizim için dua etti. Neden? Çünkü Türkiye düşene e, mağdura arkasında duran ülke. Şimdi Sayın Erdoğan bunu niye yapıyor? Bunu e, e, dini hassasiyetleri yüzünden yapıyor. Bir de böyle bir Türkiye. Sayın Erdoğan e, böyle boş işlerle değil, dininin kendisine. Gösterdiği yolda ama Türkiye'yi bir şeriat devleti haline getirerek değil, ama o hassasiyetlerini siyasetinde ak aksettirerek yapıyor ve çok da başarılı oluyor. Bunun ne da. sakıncası var ki? Hiçbir sakıncası yok. Mesela Avrupa'da da Hristian Demokratlar var, Hayır. Ee, orada ayaklanıyorlar İslami... Hayır, mesela başka bir yere doğru gidiyor. Gerçek İslam. Almanya Vatikanlaşıyor, tabii, 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 diyor mu? Hayır. E, niye burada? Ger var öyle bir tartışma? Gerçek İslam'ı Gerçek İslam dediğim. Yani Kur'an'ın bize öğrettiği İslam'ı uygularsanız zaten o zaman doğru yoldasınız. Çünkü düzgün insansınız, doğru insansınız, fakire fukaraya yardım eden insansınız. Adilsiniz ama dünyanın her yerinde adilsiniz. Adi, adaleti her yerde arıyorsunuz. Sayın Erdoğan onun için mazlumların şu anda tek ümidi haline geldi dünyada ve Türkiye'de mazlumların tek ümidi oldu. Şimdi... Bir de bu siyaseti gidiyor, bir de dönüyor diyor ki Sayın Erdoğan. Ben aynı zamanda Türkiye'yi kendi politikaları, kendi menfaatleri doğrultusunda siyaset yaparım. Türkiye'nin politikalarını buna göre ayarlarım. Mesela e, Irak konusunda ben Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ederim. Ama bu Batılılara ters düşecekse kusura bakmasınlar. Bizim halkımızın e, ali menfaatleri bunu gerektirir. Ben bunu böyle yaparım. O zaman bu karşıtı karşıtlığın, böyle yaparım. Bu karşıtlığı içeride ha, ve dışarıda sert olmasının tabii, tabii, tabii. arka planda bu mu var? Bütün buralara geldiğin zaman adamların hiçbirinin işine gelmiyor ki. Ya diyorlar bu adam kendi başına buyruk Türkiye'yi bir de bir numara yapmaya kalktı. Ne bunların? Biz onlara laf olsun diye G20 demiştik. Ama yani G20 demek işte bütün bu büyük ülkelerin Bir topluluğu güzel de Bu sivrilmeye başladı bir de Ne haddine Amerika diyor ki ben ne dersem o olur Bir bakıyorsun e, Sayın Erdoğan gitmiş Bambaşka bir eksende Hop diyor o zaman Bunun işi bitirilmeli diyor Şimdi işi bitirilmeli dediği zaman işte bunlar devreye giriyor FETÖ'ler devreye giriyor PKK devreye giriyor DH devreye giriyor ve maalesef, maalesef CHP'de devreye giriyor. Yani CHP'lilerin bunu yapmaması lazım. E, e, bu içerideki e, mesela muhalefet e, sürdürülebilir bir şey mi? Yoksa referandum sonrası bu işin fişi çekilir mi? Ya bu Erdoğan karşıtı meselesi çünkü ben hani e, kendim bildiğim bileli var. 2002'den beri bir türlü bitmiyor. Şekil değiştiriyor. İşte Türkiye İran olacak e, vazgeçildi. Ee, Malezya olacak dendi vazgeçildi Mahalle baskısı dendi En son bir tartışmada Pakistanlaşıyor mu dendi İşte felaketimiz sürükliyor dedi Yani sürekli e, Erdoğan üzerinden Bir argüman geliştirme meselesi Artık referandumdan sonra Ya tamam kardeşim bakın Halk evet diyor referanduma da evet dedi Başkan olmak, olarak görmek istiyor Bu artık kabak tadı verdi deyip Vazgeçilir mi sizce Bir kısım insanlar vazgeçmeyecektir Olay şöyle Esasında buna bakmak lazım. Şimdi ayın 20'sinde Donald Trump göreve başlayacak. Evet. Dünyada iki tane şu anda çok kilit lider var. Bir tanesi Rusya'nın başkanı Putin. Putin. Bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yapan lider. Recep Tayyip Erdoğan. Putin de Rusya'yı Rusya'ya yapan lider. Çarlık Rusya'sını filan da geçip Modern dünyada Rusya'yı haritaya koyan adam. Öbürü de bir Osmanlı'nın kalıntıları üstünde yeni bir Türkiye'yi yaratan insan. Ve çok da başarılı bir Erdoğan var. Putin ve Erdoğan. Ama dünyanın süper gücü maalesef Hoşaf. Obama gibi bir bahtsızlık yaşadı dünya. Şimdi Trump deli doludur diyorlar ama şimdi Trump göreve geldikten sonra eğer aklını çelmez çelmezlerse Trump oturur Türkiye'de ve Rusya ile beraber çok büyük başarılar kazanabilir. Yani ne yapar? Dünyaya ya Orta Doğu'ya yeni bir düzen lazım. Biz evet kabul ediyorum bir çuval inciri berbat ettik. Suriye'yi kendi haline bıraktım Rusya'nın eline düştü. Irak'ı toparlamaya çalışıyorum. İran'ın kucağına düştü ama orada yeni Türkiye ile beraber yeni bir formülasyona gidiyoruz. Şu anda işte Sayın Başbakanımızın Bağdat'a gitmesi de oydu. Şimdi bunlarla beraber ben bu Orta Doğu'yu yeniden berbat ettiğim bir çuval inciri toparlayabilmek için bunlarla güzel bir proje yapabilirim burada. Ve işbirliği içinde Türkiye, Rusya ve Amerika buraları bir toparlar. Bunu yapabilecek e, güçteler bu üç ülkede. Ve Türkiye bölgeyi en iyi bilen ülke olarak. Rusya şu anda buralarda en iyi manipülatif gücü olan ülke evet. olarak. Amerika da zaten süper güç olarak. Bunu yapabilir. Trump gerçekten kendini aşarsa... ...ve bu gerçeği birileri Trump'a izah edebilirse... ...bu çok önemli. Çünkü şu anda Trump'ın aklını çelmek için... CIA, Pentagon bayağı bir çalışıyor. Obama'nın aklını nasıl çeldilerse ve yalanlarla onu e, doldurdularsa, şimdi bir grup böyle bir çalışıyor. Bizim bunu önlememiz lazım. Bunu Rusya'yla Türkiye yapabilir. E, şeye baktığınızda mesela hani e, dünyayı da hani çok iyi bilen bir isimsiniz. E, başta Amerika olmak üzere. E, mesela Türkiye'nin bir e, sistem değişikliği ihtiyacını Oradan bakınca da görüyor musunuz? Yani şöyle, onlar, e, onlar mevcut sistemle demiş. biz büyüyemez miyiz, yürüyemez miyiz e, baktığınızda? Hangi yani, e, Şu, şu anki mevcut sistemle Türkiye yürüyemez mi diyorsunuz? Şu andaki mevcut sistemle Türkiye e, boğuldu kaldı. Çünkü mevcut sisteminiz Türkiye artık halkının sokağa dökülüp demokrasisini kurtardığı bir ülke. Halkın gücü Demokrasisini kurtarıyor, rejimini kurtarıyor, Cumhurbaşkanı'nı kurtarıyor, meclisini kurtarıyor. Öyle bir halk Yeni var. bir faza geçtik. Evet. Halkın beklentileri de var ama. O beklentilerde Türkiye'nin büyük Türkiye yapılması, 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi. O halk onu istiyor. Zaten onun için sokağa dökülüyor. Diyor ki benim bir hedefim var. Bu adam bunu gerçekleştirecek Recep. Ve size yedirmem deyip halkın ben, ben önüne yat. O zaman e, halkın istediği şekilde zaten hareket edilmesi lazım. Onu yapabilmek için de rejim tınık, tıkanıklığını, rejimi tıkayan tıkayan şu andaki unsurları ortadan kaldırmanız lazım. Nedir o? E, güdük bir meclis. Yani adı parlamenter demokrasi ama bugüne kadar kaç yıldır e, bu işleri yapıyoruz ikimiz de kaç yıldır sen de evet. yeni bir gazeteci değilsin. Peki şu mecliste meclis içinden 10 tane milletvekilinin bir araya gelip o yani önlerine yasa konuldu hadi imzalayayım deniyor. Onun dışında kendi aralarında bir kanun tasarısı hazırlayıp da meclis başkanlığına sorup onun geçirildiğini hiç gördün mü? Hayır. Mecl şöyle olur. Eskiden e, Milli Güvenlik Kurulu askerlerin e, domine ettiği önderliğini yaptı. Milli Güvenlik Milli Güvenlik Kurulu diye bir kurul vardı. Askerler derlerdi ki bu kanunu istiyoruz. O Milli Güvenlik Kurulu hükümete tavsiye ederdi. Hükümet de onu alır hemen yasallaştırır. Meclise gelir. Herkes ellerini kaldırır. Kanun geçer. Cumhurbaşkanı da imzalar biterdi iş. Peki onun adına parlamenter demokrasi denilebilir mi? Nerede bunun Hı, demokrasi? Çünkü. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer de Milli Güvenlik Kurulu devreden çıktı. Hangi hükümet iktidardaysa o hükümet yasaları hazırlıyor. Tabii. Meclisin önüne koyuyor. Yani yürütme yasamayı doğrudan bloke ediyor. Şu anda Herkes gördüğümüz yine öyle. kaldırıyor. Cumhurbaşkanı evet. onaylıyor. O kanun yine. Bunun parlamenter rejimle pek bir alakası yok. Yani üreten bir parlamento yok. Yasa üreten bir parlamento yok. Denetleme yapabilen bir parlamento yok. Adamlar isterlerse meclis diyor ki gel bir ifade ver şu mecliste bir komisyon kurduk şu olayın e, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz gel diyor adamlar diyorlar ki biz gelmeyiz bundan önce oldu biliyorsun tabi e, bu hükümetten önceki dönemde Teoman Koman bile ben gelmem bu mecliste diyordu gelmiyordu e, ifade vermem diyordu gitmiyordu kişiler öyle bir meclis olur mu şimdi bundan sonra meclisin de bir savcı görevini de görebilmesi lazım. Şimdi böyle tıkanmış bir rejim var. Ha işte benim söylediğim de şu Amerika, Türkiye ve Rusya bir araya geldikleri zaman o zaman Türkiye'de şu rejime hayır diyenler yani gelecek olan rejime hayır diyenler Tayyip Erdoğan'a hayır diyenler artık onların sesi kesilecek. Ses kesilmesi evet. orada başlıyor Onların sesi geçirecek CIA durup durup Trump'a e, Devirme planları önüne sunamayacak, sunamayacak. Evet Pentagon böyle samın altından Su yürütemeyecek PYD'ye o bu destek veremeyecek Çünkü şu anda bile Amerika'da sorgulanmaya başladı Bakın e, dün e, Dün değil gün Washington Post'ta bir yazı çıktı. Ya bu PYD, ya bir silah veriyoruz. Bunlar DAEŞ'e karşı kullanmıyorlar bunu. E, Arap topraklarını Kürt, Kürdistan yaratmak için genişletmek üstüne kullanıyorlar. Yani demografik evet. yapıyı değiştiriyor. O. Evet, evet. E, Liz diye Beyrut e, büro şefi böyle bir bölgeye gezip bu yazıyı yazdı. Analiz yazdı Washington Post'ta. Yani Washington Post ki hükümete yakın bir gazetedir. E orada da insanlar ayılmaya başladı. İşte bu, bu saatten sonra bunların çoğalması lazım. Bunlar olduktan sonra o zaman Amerika'da birileri ya Tayyip Erdoğan gitsin lobisini bırakır. Karşımızda güçlü biri var tabi, anlaşmanın yolunu arayalım. Şimdi Avrupa çünkü zayıflamaya başladı. Ve daha da zayıflayacak. Bakın bir dahaki yıl, yani bir dahaki yıl dedim ben daha hala 2016'dayım. Bu yıl... Ee, bu yıl e, Almanya'da seçimler var. Büyük bir ihtimalle Merkel kazanamayacak ve Almanya'da çorba gibi bir şey çıkacak, bir siyasi bunalım olacak. Fransa desen aynı. E, İngiltere zaten Brexit'ten ayrıldı, evet. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Orada da yani durum çok çok parlak değil. Belçika desen aynı. So İsveç'e kadar gidiyor problem. İtalya'da işler karışık. İtalya'da tam e, şey, karışık. E, her yerde Avrupa'da sıkıntı var. Hatta Merkel'in e, bakan yardımcısı Avrupa Birliği dağılıyor gibi bir laf etti. Dün. Avrupa Birliği kendi kendini diskalifiye ediyor şu anda. Onun için kalan güç odakları Türkiye, Rusya ve Amerika oluyor neticede. E, Avrupa'da şu anda aleyhimize bir rüzgar esiyor. Hem de bayağı İstanbul'daki fırtına gibi ee, sıkı bir şekilde bir rüzgar esiyor, ama kendi dertlerine düşecekler yarın ve o dertlerine düştükleri zaman işte biz Amerika ile Rusya ile baş başa kalacağız. Bunlar da işte biraz dert olacak çünkü yani Avrupa'nın bu kadar dağılması da Türkiye için iyi değil. Değil. Çünkü Avrupa bir pazar Türkiye için. Yani Irak'taki istikrarsızlık bizi ne kadar rahatsız ediyorsa. Avrupa'daki istikrarsızlık da bu kadar rahatsız ediyor. Ama e, tabii onlar bizi e, hasta adam falan diye ilan etmeye kalktılar. Bizim ne kadar hastalıklı olmadığımız, ne kadar güçlü olduğumuz e, 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Halkımızın ne kadar güçlü olduğu bu müthiş insanların ne büyük bir millet olduğu bu e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortaya çıktı. Yani Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız büyük elçiler onu söyledi. Ben dedi yani çok büyük gurur diyorum bu insanların bir parçası olduğum için. Cumhurbaşkanları olduğum için. Böyle bir şerefli göreve gelebildiğim için. Şu insanların lideri olduğum için. Ben dedi gurur duyuyorum. Böyle bir millet dünya üstünde yok. Gerçekten de yok. E, son 3-4 dakikamız bu e, oylamada genel kurul ve referandum aş aşamasında bu kez gazeteci şapkanızla soruyorum. Ne görüyorsunuz? Mesela hani deneyimli böyle nabzı iyi okuyan birisiniz. Valla burada önemli olan AK Parti'nin kendi grubunu sağlam tutması. MHP'den hiçbir şey korkmasınlar. MHP orada gayet sağlam. Ama şöyle sağlam yani MHP'nin içinde zaten hayır diyeceğini bildiğimiz beş kişi var. Bir tanesi zaten evet. parti dışında atıldı. Ee, ama geri kalan MHP'liler... Şöyle file verseler, böyle file versinler, 330'u tutturacak bir MHP gücü var. Yeter ki AK Parti, e, özür dilerim çuvallamasın, yani AK Parti'den grubunu sağlam tutması lazım. E, her şeye rağmen, e, bir şey da söylemiyorum değil. Ama yani bu matematiksel böyle. Evet. Yani ge genel kurdan e, o zaman hani rahatlıkla çıkacak. Çıkması lazım. Peki e, referandum aşamasında ne görüyorsunuz değil Nur Bey? Referandumda ne göreyim? E, bir millet e, 15 Temmuz'da çıkmıştı o sokaklara. Onlar zaten referandumun cevabını vermiş. Ben ne diyeyim ki? Ya oradan da bir, bir Bana sorun. Bana ne, ne söz, söz hakkı kaldı? <laughs> bu orada da bir sorun görmüyorsunuz. Siz değil Orada hiçbir sorun yok. Millet zaten kendi kararını çoktan verdi. Yeter ki siyasileri sağlam dursun. Ee, sayın Cumhurbaşkanı, bu süreçte sahaya inecek görünen o? E tabi inecek. Ee, yani güçlü bir retorikle. Yalnız güçlü bir retorikle bu, bu ülkede, <laughs> bu ülkede <laughs> e, sağlam olan, affed, affedersiniz taş gibi siyasetçi, sayın Cumhurbaşkanımız öngörüleriyle e, siyasi zekasıyla ve halkın teveccühünü kazanmış gerçekten. E, ben böyle bir lider görmedim. Ben dem, rahmetli Demirel'le çalıştım. Rahmetli Erbakan'la çalıştım. İkisini de çok severim. Ve nur içinde yatsınlar bana da çok büyük katkıları olmuştur hepsinin. Rahmetli Ecevit aile dostumuzdu rahmetli Özal aile dostumuzdu. Değil mi Yüz Gazetesi bizim O zaman büyük bir çevremiz de vardı bu insanlarda ve birebir onlarla beraber yaşama imkanı buldum. Ama ben böyle bir lider görmedim. Yani ben e, 40 yıldır gazeteciyim. Ben Recep Tayyip Erdoğan gibi e, gerçekten halkıyla hüzünlenen, numara yapmayan, e, çok şefkatli, aynı zamanda e, ağlayabilen, gülebilen böyle bir lider görmedim. Peki. Ee, Seni çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ ederim. olun, var olun. Evet, e, e, yeni e, cumhurbaşkanı sistemi konuşuluyor, tartışılıyor. Genel kurulda görüşmeler devam ediyor. E, i̇ki hafta daha sürecek. Biz de hem bu aşamayı hem bundan sonra ne olabileceğini ve mevcut sistemin... Neye tekabül edebileceğini çok önemli bir isimle Cumhurbaşkanı Baştanışmanı Sayın İlut Çevik'le konuştuk ve böylelikle 24 özelinde sonuna geldik. İyi akşamlar, hoşçakalın.